Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında pirzola yanında rezene kök dilimleri ve taze kabuklu patates hazırlamak istiyorum. Bunun için de malzemelerimiz. Burada öncelikle pirzolamın baharatlarını hazırlıyorum. Bir kahve kaşığı kekek. Ben topçuk kekik kullanıyorum. 7 çeşit baharatım, köri ve zeytin baharatım. Bunların içinde genelde kekik de var, köri de var. Ben bol baharatı çok seviyorum. Bence kuzu etine de çok yakışıyor, kokusunu da biraz bastırıyor. Bir yemek kaşığı limon ekledim malum pirzola biraz yağlı oluyor. Yağını kokusunu bastırsın diye. Bir yemek kaşığı da elma sirkesi koydum. Yağ ilave etmedim. Çünkü pirzolam gerçekten çok yağlıydı. Bu karışımı pirzolalarımın üstünü ve alt kısımlarını sürdüm. Eğer alışa gelmiş pirzola baharatlarından sıkıldıysanız bunu denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor ve sirkeyi limonu tatmıyorsunuz bile yani. Hem de güzel marine olmuş oluyor. Yaklaşık 3 saat beklettim ben buzdolabında ama vaktiniz varsa bir gece önceden hazırlarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Tabii siz arzu ettiğiniz farklı baharat da kullanabilirsiniz. Ben şu dönem elimin altında bu baharatlar çok seviyorum da e, ve çok kullanıyorum. Fark ettim yemeklerimin çoğuna koyuyorum. Ama ben baharatı çok seviyorum yemeklerde. Herkes sevmeyebilir ama ben çok seviyorum ve çok da kullanıyorum. Böyle Cam bir kasede 3 saat beklettim. 3 saat sonra yağlı bir kağıdın üzerine pirzolalarımı dizdim. Üzerlerine de yağlı ıslattığım bir kağıtla kapattım. Daha güzel pişmesini sağlıyor ve üzeri kurusun istemedim. Ben pirzolalarımı aynı zamanda patates ve rezine köklerimle beraber pişirdim. Ara ara tepsilerimin yerlerini değiştirdim. Her ikisi tepsimin de aynı zamanda pişmesini sağladı böylelikle. Burada rezene köklerimi kesiyorum. Ee, orta boy rezene köklerim vardı. Bir rezene kökünü dörde bölmüş oldum. Yani büyük dilimler oldu. Daha önce rezene köklerini hiç böyle denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Ben de iktifa denedim. Daha önce kavurmasını çok yapmışlığım vardır. Çok da severek yediğim sebzedir. Ama böyle fırında doğal haliyle çok daha hoşuma gitti. Denemediyseniz farklı lezzetler arıyorsanız böyle pişirmenizi tavsiye ederim. Burada üç büyük taze patatesim vardı. Onları da iri dilimler halinde kestim. Ben baharatı çok seviyorum. Biraz fazla e, baharat kullanıyorum. Bu 7 çeşit baharatım. Bu baharatım zeytin baharatı. Bunu Türkiye'den almıştım. Bilemiyorum A101 miydi, 1000 miydi. Burada da körim var biraz. Patates baharatlı çok e, lezzetli oluyor. Bu yüzden ben çok baharat kullanıyorum. Zeytinyağını da bol kullandım. Malum patates yağı da çok çekiyor. Tabi siz dilediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Sanırım her e, insanın yemek pişirirken çok sevdiği bir baharat vardır. E, şu aralar benim bu zeytin baharatımı çok seviyorum. Elimden düşmüyor. Biraz tuz ekledim. Patateslerimi de yağlı kağıdımın üzerine dizdim. Ben dediğim gibi beraber pişirdim. Çok da güzel piştiler. Bu da yeni baharatım. Bu baharatın biraz e, limon aroması var. İçinde limon kabuğu, kabuğu rendesi, limon, e, limon tuzu, karabiber, tuz var. Biraz yağ ilave ettim rezene köklerimin üzerine ve 200 derecede 35-40 dakika bir beraber pişirdim. Tepsilerim pişti. Çok da güzel görünüyorlar ve gerçekten de çok lezzetli olmuşlardı. Her iki tepsim de çok güzel pişmiş. Ben ara ara tepsilerimin yerini de değiştirdim. Eğer beraber pişirirseniz bunu mutlaka dikkate alın. Rezene köklerim çok güzel olmuştu. Közde kuru soğanı andırdı bana lezzeti gerçekten farklı oldu. Daha önce bu tarz pirzolanızı baharatlamadıysanız denemenizi tavsiye ederim. Özellikle de kuzu eti bana kokuyor, yağı kokuyor diyorsanız bu e, limon ve elma sirkesi, marinesi gerçekten çok işe yaradı. Bunu bugün fark ettim. Gerçi bizi kuzu e, kokusu, kuzu etinin kokusu rahatsız etmiyor ama rahatsız olanlar var. Bazı insanlar bu yüzden de kuzu eti yemiyor. Ama böyle pişirirseniz e, inanın kuzu etini seveceksiniz. Ben servis tabağıma patates dilimlerimle ve rezene köklerimle servis yaptım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Farklı lezzetler arıyorsanız, değişik e, tarzda yemek pişirmeyi seviyorsanız benim gibi Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten de çok güzel bir kombin oldu bu üçlü. Artık daha sıkça bu tarz fırında pişireceğim pirzolamı. Umarım benimle güzel vakit geçirmişsinizdir. Ben çok mutlu oluyorum. Videolarımı izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Başka videolarda başka lezzetlerde görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.